Sivas davası bugün zaman aşımına uğradı. Sivas'ın kaçakları yakalanmamıştır. Ve bugün o kaçaklar mahkeme tarafından affedilmiştir. CHP ve BDP'nin tepkisi böyle. Başbakan Erdoğansa Sivas davasının zaman aşımından düşmesini kuliste değerlendirdi. Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Yıllar yılı içeride olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar var dedi. Cayır cayır yanarak öldürülüyor ve bizler hay Allah arananları bulamadık. Yeterli delil çıkmadı deyip zaman aşımına uğratıyoruz. Oysa bir olaya otele tıkılmış insanları yakarak öldürmek ve bunu da sloganlar atarak seyretmek bir insanlık suçudur. Sayın yargıçlar hiç kusuruma bakmasın. Ne demişler? Bu suçu işleyenler kamu görevlisi olmadığı için insanlık suçu sayılmazmış. Bah bah bah. Vallahi bravo. Zaman aşımına uğraması diye bir şey yoktur bu konuda insanlık suçunda. Adalet Bakanlığı her çarpıklığı düzeltmekle övünüyor. Hadi şimdi bu çarpıklığı da düzeltsin. Adaletimiz ve yargımız da şunu çok iyi bilsin. Bir, bu dava göreceksiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek. İki, bu dava ülkenin vicdanını kanatmıştır. Böyle bir sonuç tek kelimeyle hepimiz açısından büyük bir ayıp. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Tarihimizin kara sayfalarından biridir maalesef. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara sayfalarından biridir. Büyük utançtır. Ve bu utancın, bu zaten bir utanç olarak vardır. Ama utancın üzerine bir de hakaret eklememek gerekir. Zaman aşımı gibi bir saçmalık insan yakmanın zaman aşımı olabilir mi? Alçaklığın zaman aşımı olabilir mi? Yani o zaman Hitler'in komutanları da zaman aşımından kurtulsaydı. O zaman niye yargıladık onları Nürnberg mahkemelerinde? Böyle şeylerin zaman aşımı olmaz. Olmamalıdır ve bu utanç tarihe utanç olarak geçmemelidir. En azından biz bu utancı telafi etmek için gereğini yaptık diyebilmeliyiz göğsümüzü gere gere. Bu ülkenin yargısı olarak, bu ülkenin insanları olarak. Bence ülkenin tüm insanları bu davanın peşinde olmalı. Sadece yargıya da bırakmamalı. Yani hükümet de peşinde olmalı, sivil toplum örgütleri, muhalefet de peşinde olmalı. Çünkü hükümete de diyemezsiniz ki gidin yargıya söyleyin bak ne yapıyor yani. Yargıya karışamaz ya hükümet. Karışmamalıdır ya. Ama bizler yani vatandaşlar, insanlar bütün biz bunun arkasındayız diye seslerini yükseltebiliyorlarsa birileri duyacaktır sesimizi diye umuyorum.